Evet. Şimdi bugün burada ilk defa çiftliğiyle ön plana çıkan bir ikili. Çiftlik. Çiftliğinizi yırgalayacağız. Ne kadar birbirinize aşinasınız, birbirinize ne kadar hakimsiniz, beğenilerine, zevklerine falan filan. Seda Hanım'la da ikimiz bunun notunu vereceğiz. Hazır mıyız? Ben de ilişki uzmanıyım ben de o zaman. Ben aşkım de. Kapışmam ben. Şimdi size birer tane kağıt, sorduğumuz soruları partnerinize, partner diyorum ya, eşinize göstermeden şöyle. Olmaz, yan yana otur. Berfu, seni o zaman benim yerime alalım. Evet. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Buyurun efendim. Geldim. Ya soruya bakmaz. Bakmadım, bakmadım. Uyanık. Bakmadım, bakmadım. Sorum şimdi esere geliyor. Sen yazacaksın. Berfu da o esnada yazacak doğrusunu. He, aynı şey. Bakacağız. Şey, Berfu kaç derecede uyur? Şaka. Geliyor. Birlikte dondurmacıya gittiniz. Berfu hangi dondurmaları tercih eder? İlk üç dondurma seçeceği çeşidi. Bak daha geçen gün çok ağladım bir dondurma için, ona göre. Bu ya bir tane daha yaz. İki tane yaz. Bir tane yazayım mı? Bir tane daha yaz. Ama bunları sever yani. Diğeri... Tamam. İkisi tutsa kabul edeceğiz Seda Hanım. Ben dondurma. Dört yazdım. Evet. Hadi o da tutsun. İkisi tutsa kabul eder mi? Dört yazdım. Bak bir tane çok beğendiğim var. Onu yazmaya sakın. Hayır. Dörtte üçü denk gelirse falan. Okay. Tamam. Kaldırıyoruz şimdi. Bir, iki, üç. Aferin. Üçte üç yaptık. Üçte üç tuttum. Bravo. Haydi bir sonraki. Evet. Evlilik yıl dönümümüz için bir plan yaptınız. Çekimden dolayı bu plana geç kaldım. Berfu'nun yanına giderken gönül almak için bir buket yaptırdım ve Berfu çok mutlu oldu. Bu bukette hangi çiçekler vardır? Bak geçen konuştuk aşkım, can sıkma. Aşkım sürekli tehdit ediyorum ya. bu inşallah böyle yazılıyor. Kopya veriyorsun aslında geçen konuştuk diye. Uyurdu. Hayır hayır böyle ya yapma. Öyle vermiyor. Kulağıma geldi hocam dedi, kopya veriyor dedi. Kopya vermiyorum. Önden bilgi veriyorum. Sayılmaz. Bundan sonra konuşmak yok, soru sorduk. Biraz sıktım ama. Bence de. Ya bak. Değil mi Seda Hanım? Konuştuk. Bu kadar olmaz ha. Hadi bir, üç tane yazacaktık. Üç tane yazdım yine ben. Kaç yazmam lazım? Kaç tane yazayım? Tamam, üç. Sen gördün be, kağıdı görmedim, gördün. Görmedim ya, gördüm. Gördü. Gerek yok ya, bir tane tutturdun. Kaç tane yazsın? Papatya dedi. Alakası yok. Ne yazdın ya? Gerçekten göremedim. Orkide. Orkide. Lale ne ya? Lale şey ne ya? Benim için büyük kavga nedeni bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu sabahları Japon çiçeğinin adı neydi ya? Onlar bir kavgasını etsin. Saka değil miydi onun adı? Sakura ya. Sakura mı? Ama sakura da değil, papatya. Ya. Evet papatya ama yani sakuradır ya. Onun doğrusu bence. Papatyanın doğrusu sakura. Sen papatya mı seviyorsun gerçekten? Ve bu da bak papatyanın... Yani sevilir yani, Berfu, iyidir. Papatyanın okay. Doğrusu sakura bir, bu da sakura zaten. Evet. Bravo! Ne güzel bir çift. Öyle mi? Öyle midir? Allah Allah. Ben doğrusunu yazdım. O yanlış. Ne güzel tavsiye ettim. Ben yani sakura yazacak kıvama gelmişim. Ya dümdüz çiçek papatya yazdım. Sevdiği çiçeği tam bilmiyor. Dümdüz demez. Hayır. De. Yok bilmiyorum. Sevdiği çiçeği ifade edemiyor daha. Bırak olsun, kavga etsin. Onun hangi çiçeği sevdiğini o daha iyi biliyor ondan. Öyle bana hiç çiçek almıyor ki, nereden bilsin en sevdiğim çiçeğini? Neyse. Çiçek almıyor mu? Daha geçen hafta aldım. Bittin. Bir geldin ön koltukta çiçek var. Neden? Çünkü trafikte beni taciz ettiler ve o çiçeği aldım. Ne kadar romantiksin be. Çiçek getirmiyor mu? Hayır, trafikte şöyle bir şey oldu. Çiçek alır mısınız falan filan dediler. Ben de şey oldum yani, o an alayım ya, Berfu'nun hoşuna gider. Gerçekten almıyorum. O böyle Berfu'ya bu çiçeği alsa mutlu olur diye düşündüm. Şimdi bu düşünmek mi yoksa? Güzeldi, o güzeldi. Güzel, ama evet. Yani 6 senedir beraberiz, ilk kez aldım bir. İşte düşün, beklenti çok düşük. O yüzden doğru. Ne alsam okey yani. O doğru. Da... Doğru. Ben bu arada çok fazla çiçek alan erkeğe de çok şey yapmam yani ha. Evet öyle o gözle. Orada ya, çok çiçek alanda da sanki böyle hata böyle kusurlarını örtüyordur ya. Hiç örtmeye çalışma. Kesin kesin. Hayır. Ben her gün çiçek alan adamdan korkarım arkadaş. Her gün değil ama. Her gün değil. Hayır. Öyle. Özel günlerde alsın. Nazik erkekleri buradan kırmıyoruz. Nezaket olmaz. Hayır ya. Nezaket her gün olmaz. Erkeklerin... Herkes çiçeğini kendi alsın. Erkeklerin size çiçek almasını alıştırın. Şart koyun. Alıştırın. Niye? Yani alışınca güzel olmaz ki. En azından çiçeği aldı değil mi? Bir hafta gider o çiçek, iyi bakarsanız. Bir hafta sonra yenisini getirecek. Bak
Bu doğru. Evet. Doğru getireceksin evet. Ya. O nedir ya? Ne abi çiçeği almayı alacağım sonra da soldu mu solmadı mı diye takip mi edeceğim işte. Hayır her hafta aynı gün çiçek alacaksın yani bu Allah kadar. Allah. Her pazar çiçek alacaksın. Aynen. Yani. Her pazar mı? Evet. Bravo. Ha, bu nasıl bir anlaşma? Bana geliyor. Her pazar dondurma alayım bak. O daha iyi. Bana hayır, geliyor. Hayır, çiçek alacaksın. Sakura soluyor mu? Sakura solmuyor galiba. Soluyor. Çiçek dalında güzel. Şey, Seda Hanım size geliyor mu çiçek? Evet. Vallahi mi? Her hafta mı geliyor? Yani o solmasını görüyor onun Çağlar ve yeniliyor onları. Öyle olmalı ama. Bir kadın başka ne ister ki? Ne isteyebilirim ya? Güzel bir öpücük, yok yani, tatlı Blanda. Bir muhabbet, sevgi, aşk, destek, birliktelik. Aynı anda birlikte gülmek. Hayır, bunlar çiçekten ben, daha mı değerli? Ben genelde... Alkışlayalım yavrum. Hayır. Kendin aşkını kurtarmayacağım. Alkışlama. Bacım, bu arada, alkışlama. Bu arada az önce öğrendim. Alırım, az önce öğrendim. Sizin ekip bizim ilk üç adamda da bizim ekipmiş. Öyle mi? Evet. Yani ekip şu an almışım. Arada benim de doğru olduğumda ufak ufak diyebilirsiniz. Lütfen. Çünkü ben doğruyu duydum. Ya dedim bu sesi bir yerden hatırlıyorum. Doğru. Yani yıllar önce ilk doğruyu bana demiş. Şöyle bir onaylandım da kendine geldin Allah'ım. Aha, bu ses, bu doğruluk. Hemen uyandım yani. Devam. Birlikte yemeğe gittiniz. O sırada Berfu'nun telefonu çaldı. Ve sen biliyorsun benim sevdiğim yemeği. Sen söylersin deyip gitti. Of. Eser hangi yemeği söyleyecek bu durumda? Var. Ya Eser yazacaksan yaz. Bir dakika torpil yok. Bakmıyorum. Abi ben kendi yediğime bakıyorum ya. Orada yani. Daha geçen gün konuştuk demedi Allah'tan gene. Evet. Hayır benim çok sevdiğim. Bu net çok genel ya. Çok bunu ama hep bunu yiyor. Ama neydi falan yaz onu. Tamam. Ha. Ama bu değil yani. Bu değil. Bu onun değil yani. Biraz düşün istersen. Biraz düşün istersen. Gördün galiba. Düşünemiyorum açıkçası. Göremiyorum. Gerçekten gözüm bozuyor. Yine verdi bak. Gördün mü? Ama bir tane hakkım var ya. Bir hakkım mı? Ben bir tane yazdım. Hadi iki tane yazsın. İkisinden biri tutarsa da kabul edelim. Ben de iki tane mi yazayım? Seda Hanım. Edelim. Çünkü her gittiğinde aynı şeyi yemez ya. Ben de mi iki tane yazayım? Ama biraz kız tarzı belli. Öyle olma. İkisinde senin birini tutturmaya çalışacağım. Okey. Bu kadar abi. Ben yani maalesef. Bakayım. Gelmedi. Hadi bakalım. Hadi. 3, 2, 1. Ay ne ters tutuyor. Hamburger. Hamburger. Yani evet. Sıfır alaka şeyler yazdı. Altta ne yazıyor yine? Pizza ve sushi California. Ya. Sevmez misin? Ya ben en son ne zaman California sushi? Böyle kendin böyle ben canım sıkkın dediğinde... Hamburger söylersin. Hamburger söylersin. Bir de evet. Evet. Ben ama ikisine de gıcık olduğum için, hep diyette olduğum için hiç takip etmiyorum. Daha gelirken yolda hamburger yedim arabada. Evet. Yani. Ve ben diyetteyim. Ama o nasıl düşündü? Sorunun formatına göre düşündü. Bir yere gittiniz ve söylüyorsunuz. Orada da hamburger istedim. Ben hamburger ya. Hamburger. Sen niye bunu bildin? Bunu niye bilemedin? Nasıl ama bilemedin? Kendi yemeğine odaklandığın için evet, bence. Evet, doğru. Abi aynen. Yani dondurmayı bildik, yemeği bilemedik ya. Ben çok iyi yerlerden geldim. Bu arada hamburger yiyip böyle zayıf olan bir kız. Helal artık yani, helal artık en yani. En sinir oldum. Artık helal buna. En sinir oldum. En sinir oldum. Çünkü ama tabii. Spora basıyordur. Spora basmıyorum ama ben çok uzun süre spor yaptım. Yani 10-11 sene full hep tenis oynadım. O yüzden şey yani vücudum iyi. Tamam yani. Da onun etkisi kalmaz canım. Kalıyor, ben de yaptım. Kalıyor ya. 100 kilo oldum sonra. Kalıyor net. Öyle mi? Ya ırsi bir durum da var abi. Ailede evet, annem babam da çok zayıf ya. Var maşallah. Teşekkürler. Maşallah. Şimdi... Berfu sıra sende. İmtihan sıra tamam. Sende. Eser'i ne kadar tanıyorsun? Hadi bakalım. Eser 5 gün boş vaktinin olduğunu söyledi. Sen de en çok gitmek istediği şehre bir uçak bileti almaya karar verdin. Eser'in en çok gitmek istediği şehre. Evet. Eser gideceği şehri öğrenince çok sevindi. Bu uçak nereye gidiyor? Yazdım aşkım. Paris, bak Lyon, çok düşünme artışlar. Aşkım. Tabii ki Malatya olacak hali yok. Çok düşünme. Çok düşünme. Ya sen niye sürekli... Ama doğru bildiği şeyleri yanlış yapmasını istemiyorum. Yapabilir ya, olabilir. Yani hemen bugünlerde... Ya. Ne olsa ya? Türkiye'de mi? Senin 5 tane sayma hakkın yok. Soruyu o gün bir çıkıyor abi. Bir şey mi? Bir tane yaz, bir tane çek. Oradan oraya gitmiyor. Ha. Gidiyor orada konuyor. Uçak zorunda mı? Arabayla gidemiyor muyuz? Arabayla mı? Kopya veriyorlar araba bana. Tamam. Söyleme, ben yazdım bitti zaten. 3, 2, 1. Ev ne ya? Aşkım evde durmak istersin. Niye Bursa İzmir yazıyorsun? Ama ne alakası? Yok sen olmadı bu. Ne şey, hayır, o bir yere ama bir yere gitmem lazım diyor. Ben 5 gün ara var. O sıra oraya göre şey yapacaksın yani. Ya. O gün de bari oyun oynarken izin ver de bir yere gideyim aşkım Allah'ını seversen. Abi bir şey diyeceğim. Gerçekten oyunda kalmadı ya. Gitmek istemez. Şunu soruyorum. Gerçekten sen
gitmek istemem diye hani soru dışında bir şey yapsan ev mi yazardın? Öyle bir şey olur, gitmek istemem der miydin? Ya ben çok üşeniyorum ya. Ben çok, de var biliyor çok musun? Çok sevmiyorum yani hakikaten. Ben de çayımı içeyim yatayım balkonda oturayım diyorum. Yani öyle hakikaten çok zorluyor. Beni yurt dışına gitmek de zorluyor işte. Şeyi de zorluyor. Böyle yani ben evde durayım istiyorum. Turnelere gidiyorum. Nereye gittiğimi bilmeden sahneye koyuyorlar vaza gibi anlatıyorum. Geri getiriyorlar. İşte o yani turneler yine güzel oluyor. İş yapıyorsun falan filan biraz şey yapıyorsun. O güzel ama kendim böyle merak etmiyorum dünyayı. Ben de bir de merak etsem internetten bakabiliyorum. Çok üşengeç, çok tembel ya. Aşırı tembel. Ama aşırı Seda abla inanamaz. Allah Allah. Hep yatıyor yani full. Hep aynı koltukta yatıyor bütün gün 7-24. Tamam bir dakika öteki sorumluluğunu iyice kaynattık ya ne oluyor burada? Ama sen buraya takıldın ya. Ne diyorsun kızım söyle. Tembelliğini anlatıyor. Eser ya, odaki tembelliğini anlatıyor. Dedim benim ki ama çok anlattım. Fena dedim yani evden çıkaramıyorum dedi. Hiç. Bırak dedi bütün gün yatar dedi. Ay hiç istemem o ben. O da öyle. Evet ben de öyle. Hayır o da. Ama şaka üretiyordur. Be, yok be. Yemin ederim ben. Hayır. Böyle. Ben hayatımda bu kadar tembel bir insan gördüğüm için aşık oldum. Benim kadar tembel yani o yüzden. Aa! Devam be. Buna yazıyorum yine. Efendim? Buna yazayım mı? Yaz ya köşesine yaz ya bir şey evet. Eser'in doğum gününü baş başa kutlamaya karar verdiniz. Sen de ona en sevdiği yemeği yapmak istiyorsun. Ne yaparsın? En sevdiği yemek nedir gibi düz sormak tamam, yerine buldum, güzel buldum. Adam olmuş. Ya hadi canım çok detaylı bir şey bu. Evet net ama benim çok bilinir bu. Ben hadi ne ya. Yazdım biliyorum ben de aynısını yazdım. Ben. Yazdın mı? Evet. Gördün mü? 3-2-1. Evet. Aa, hayır ev yazmış diyormuşum. Lahana dolması. Ev yapımı zaten seviyorum. Evde. Güzel. Son. Bacım hazır mıyız? Son soruyu okumak ister misin? Son şu. Evet soruyorum. Eser'in canı sıkkın ve mutsuz. Kafasını toparlamak ve dertleşmek için en yakın arkadaşını aradı. Telefonun diğer ucunda kim var? Ay birileri burada kırılacak. Evet şu an telefon diğer ucunda olmayan birileri. Tercih etmemiştim. Buna kendimi yazardım ama kendimi yazdım. Seda abla yaz kurtar. Yani şu an... Abla. Ben tamam ya artık ne yapayım? Heh. Yani evet. Ya öyle... Ama ne yapayım abi? O öyle yazmayacağı belli tutmayacak o yüzden. Tutmayacak. Bakalım. Ha olsun ikisinden bir... Ha. Ya kesin ama... Hadi bakalım. Ay iki adam dedi. Gene yarı yarıya bildiniz. Yarı yarıya bildiniz gene. Evet yani bu güzel İbo yarı yarıya. Oğuzhan'dır yani. Doğru. Ayır... Bu Esen hep taktik uyguluyor. İki tane yazıyor, üç tane yazıyor. O hep öyle evet diyorsun diye. Burada da yarısını tutturdun. İbo'yu ararım ya. Sen değil ya. Eser arayacak. O arayacak. İşte... Ben hani İbo'yu arar yani. İbo evet, yani. İbo'yu da. Evet, İbo'yu ben de İbo derdim. Biliyor musun? Seni tanıdığım kadarıyla derdim İbo. Evet evet İbo'yu ararım. Ya. Oğuzhan dertleşmek için uygun Oğuzhan biri değil çünkü. Oğuzhan'ı şimdi bile arayamıyorsun. Oğuzhan böyle ne dert dinler ne derdine derman olur. Hiç ona bir şey yapmam. Anlatırsın gider şarkı yapar. Seninle ilgilenmez falan yani. Adam... Yani, senin derdini şarkıya çevirir. Evet o duyguyu içinde şey. Yaşayan ve asla paylaşmayan biri. Oğuzhan da mesela 10 yıl aynı evde kaldık. Bir gün gelip kanka biliyor musun diye bir şey anlattığını görmedim. Yani duygularını dışarıya böyle hiç belli etmeyip birden giden günlerim oldu. Ne yaşadın lan içinde? Evet, o ama içinde güzel yaşıyor. Şey. Ama İbo ile böyle akıyor. Aa kanka bana bu sana yapılır. Hani şey oluyor orada bir kavga dövüş her derdimizi anlatabiliyoruz. Bir de Oğuz'un çok babası gibisin ya. Onu, sen onun derdini dinliyorsun yani daha böyle anaçsın. İbo ile daha birebir dert babası gibisin ve anaçsın biliyor musun? Yani evet. Anaç bir baba gibisin anaç yani. Aynı anda. Yani işte ebeveynlerinin toplamı gibi. Abisi de var artık ya. Abisi de var. Ya şey değil ama yani olsan dert de anlatmaz. Yani hakikaten böyle. Anası gibisin ve babacansın biliyor musun? Ya işte her şeyi denedim. Anası oldum, babası oldum, abisi oldum. Evet. Dinlemek istiyorum.